Merhaba sevgili dostlar. Hani biz böyle sorumlulukları çok üstleniriz ya. Hayatta akışını bırakamayız. Her şeyi zamanda yapmaya çalışırız. Yarına bir şeye bırakmaya çalışmayız. İşte o özelliğimiz bizi çok fazla yormaya başlıyor. Her şeyin kontrolüne üstlenmeye çalışırken bir sonraki adımı çok daha fazla düşünmek zorunda kalıyoruz. İlerleyen dönemlerde bir ilişkimiz olduğunda veya evlendiğimizde de bu sefer ilişkiyi sırtımıza taşımaya başlıyoruz. Hatta daha evliliğe gelmeden önce flört döneminde bile her şey kuralına göre olsun, her şey hazır olduğunda evlenin derken bir bakıyoruz ki upuzun bir flört döneminden sonra evlilik noktasına gelmişiz. Oysa herkes böyle mi evleniyor? Aslında hayır. Bir şeyler de sistemin içerisinde kendiliğinde gelişebiliyor ve büyüyebiliyor, ilerleyebiliyor. Mesela çok yüksek bir sorumluluk duygusuna sahipsek her şeyin kontrolünü elde etmenin getirdiği en büyük etkenlerden biri de karşı tarafı sorumsuzlaştırmaya başlıyoruz. Ben daha iyi yaparım, ben daha iyi planlarım veya işte benim istediğim gibi olsun diye düşündüğünüzde ister istemez karşıdaki insanın sorumluluğunu almaya başlıyorsunuz. Ve öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bir bakıyorsunuz ki hayatınızdaki insanı bencilleştirmişsiniz ya da pasifleştirmişsiniz. Bizim bununla ilgili aslında en çok gördüğümüz nokta zamanla pasifleşen bir eş, zamanla çok fazla alan kaplayan veya çok fazla alanda görev alan başka bir eş. İki tarafın bu ilişkisi kontrol eden kişinin veya bütün sorumluluğu üstlenen kişinin yorulmasıyla patlamaya dönüşebiliyor. Eğer böyle bir evlilik tarzınız varsa dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hayatın akışına uygun davranmak ve aksaklıklara karşı tahammül gücünüzü geliştirmek. Bırakın bir şeyler aksasın. Herkese sorumluluğunu, herkese görevlerini söyleyerek bu sistemi yürütemezsiniz. Bu sizin için çok yorucu ve çok ağır etkilere neden olabilir. Öyle bir gün gelir ki hiçbir şey artık tahammül edemeyen, hiçbir sorumluluğu kaldıramayan veya insanlara sorumluluklarını söylemekten dolayı artık sürekli öfkelenen birine dönüşebilirsiniz. Yapmanız gerekenlerden birinci nokta, belki de aksaklıklara, hatalara karşı daha çok tolerans geliştirmek. Çünkü her şey kuralına göre yürüdüğünde sizin çok mutlu olacağınızı söyleyemiyoruz. Her şey mükemmel olduğunda da sizin çok mutlu olacağınızın garantisi yok. Kaldı ki mutlu insanların çoğu hayatı akışına bırakan insanlar. Her şeyi yerinde ve zamanında yapan insanlar değil. Veya her şeyi kuralına göre yürüyen mekanizmaya sahip olan ilişkiler değil. Evlilikte eğer böyle çok fazla sorumluluk üstlenen bir tarafınız varsa onu bölmenin zamanı geldi. Artık insanların sorumluluklarını dağıtın. Eşinizin görevlerini veya sorumluluklarını ona bırakın. Aksadığına da bırakın o aksaklığa karşı herkes tahammül geliştirsin. Çocuğunuz için de bunu yapın. Ne yapın mesela? Ona sürekli görevlerini hatırlatmayın. Yavaş yavaş bunu azaltmaya çalışın. Ama bunu bir taktik olarak yapmamanız gerekiyor. Yani 10 yıllardır geliştirdiğiniz bir dili 10 günde değişmesini ve hemen sonuç almasını düşünemeyiz zaten. Yani bir sorumluluk var ve bu sorumluluğun karşıdaki insan için artık hazmedilmesi ve bunun bir içselleştirmesi için geniş bir zamana ihtiyacımız var. Bazı insanlar bunlarla ilgili şöyle bir deneme yaparlar. Hocam 10 gündür hiçbir şeye karışmıyorum ama baktım hiçbir şey değişmiyor. Ama sen bu insanlara 10 günde bu dilini ve bu tarzını öğretmedin ki 10 günde de yeni bir tarzı öğrensinler. Mesela çocuğa sürekli işte erken uyumasını söylemek veya bunu hatırlatmak, her sabah işte görevlerini hatırlatmak, eşine sürekli ne yapması gerektiğini söylemek. Emin olun siz olmadığınızda da bu sistem yürüyecektir. Emin olun bir şeylerin aksayacağına ve bu aksamaya rağmen sizin bunları toparlamayacağınıza dair bir güven oluşturursanız ve bir kararlı duruş geliştirirseniz insanlar zamanla bunu sorumlu alacaklardır. Siz mükemmelliyetçi bir şekilde veya kontrolcü bir şekilde hiçbir şey aksamasın diye düşündüğünüz sürece onlara şu mesajı veriyorsunuz. Ya biz şimdi bunu aksatsaksa o dayanamaz yine gelip kendisi yapar. Yine gelip bir şekilde bize hatırlatır diye bir imaj çiziyorsunuz. Mesela şunu söyleyelim. Farz edelim bir görev dağılımı yaptınız. Elektrik faturasını eşiniz ödüyor. Eğer siz bunu ona sürekli hatırlatırsanız, onun zihninde oluşan mekanizma şu. Benim hatırlamama ihtiyaç yok, gerek yok. Eşim zaten zamanı geldiğinde bunu her gün bana söyleyecektir. Veya son 3 gün. Ama siz hatırlatmaz ve gerekirse 2-3 ay fatura ödenmediği için birer ikişer gün, en kötü ihtimalden bahsediyorum, karanlıkta kalmayı göze alırsanız,
Eşiniz de artık şunu anlar, onu içselleştirmiş oluruz. Yani artık demek ki eşim kesin kararlı bir şekilde bu konuya karışmayacağına kanaat getirdi. O halde ben ne yapayım? Alarmımı kurayım ya da otomatik ödeme yapayım ya da bu işin tamamen bana kaldığını kabul edeyim diye bir yol çizer. Biz hayatın akışına tahammül edemediğimiz için, aksaklıklara tahammül edemediğimiz için her şeyi yapmaya çalışıyoruz veya her şeyi insanlara anlatmaya veya onları hatırlatmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken şey şu: hayatta bir şeyler hep aksayacak, hep bir şeyler yavaş gidecek. Biz yürürken hızlı giden insanlar bize tuhaf gelecek. Biz koşarken yavaş giden insanlar bize tuhaf veya rahatsız edici gelecek. Oysa hayatın bir akışı var ve bu akış sürekli koşturmak veya her şeye yetişmekle ilgili bir durumu zaten size sunmuyor. İstediğiniz kadar her şeye yetişmeye çalışın, yine gecikeceğiniz şeyler olacaktır ve yine ondan dolayı üzüleceksiniz. Kaldı ki mutlu bir evlilik, iyi düzeye sahip olan, kuralların dört dörtlük yürüdüğü, hiçbir şeyin aksamadığı bir evlilik değildir. Mutlu bir evlilik, insanların kendini iyi hissettiği bir evliliktir. Her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Çünkü mükemmel iyiliğin düşmanıdır. Siz evliliğinizi biraz daha akışına bırakan, biraz daha kendi halinde yürümesine sağlayan bir düzene bırakırsanız, kendi ruh halinizi ve bedeninizi de aslında akışına bırakmış olursunuz. Bu sizi de yormaz, sizinle yaşayanları da yormaz. Hayatında tadına varmaya başlarsınız diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.